Trafik ekipleri sabah saatlerinden itibaren şehir giriş ve çıkışlarında denetimlere başladı. Edirne'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Müdürlüğü'ne çok sayıda ekip araçlarda lastik kontrolü yaptı. Polis ekipleri ellerindeki cihazla lastiklerin diş derinliğini ölçtü. Standartlara uygun lastik bulunduran sürücüler yollarına devam etti. Standarda uymayan lastik taşımayanlar hakkında işlem yapıldı. Standartlara uygun mu? Standartlara uygun. Havanın yağışlı olduğu dönemlerde kış lastiğinin sağladığı imkanları gören sürücüler uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vallahi bu tür uygulamalar bizim içimizde iyi. Yani ticari araç kullandığımız için yolcu güvenliği oluyor, bizim güvenliğimiz oluyor, trafik güvenliği oluyor. Bu tür uygulamaları destekliyoruz. İyi bir şey yani. Dede Bey, kış lastiği uygulaması bir havak itibariyle başladı. Uygulamaya destek verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Lastiklerinizi takmışsınız. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Kasım 2012 yılında yayımlanan genelge uyarınca kış lastiğinin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında 4 aylık süreyi kapsıyor. Genelge ile Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirler arası yollarda seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs ve kamyonet türü araçlar ile A türü yetki belgelerine kayıtlı araçların kış lastiği kullanılması zorunlu hale getirildi. Evet, bir hafta önce takmıştık zaten. Kış dönemi girdiği için mecburen yük taşıyoruz, jant taşıyoruz yani. Uygulamakta mecbur olduğu için kullanıyoruz. Bence çok güzel. Şurada kış lastiği olduğu ibaresi işareti de mevcut. Ayrıca kamyonet, minibüs ve A türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin de kış lastiği takması zorunlu. Kış lastiği takması zorunlu olan araçların tekerlekleri üzerinde MS ile kar tanesi işaretinin olması gerekiyor. Bununla birlikte araçlardaki diş derinliğinin ise en az 4 mm olma zorunluluğu bulunuyor. Genelge gereği standartları yerine getirmeyen sürücüler hakkında 571 lira idari para cezası uygulanacak.